Bugün sizlere Rise of Dawn oyununu tanıtmaya çalışacağım elimden geldiğince ve bu oyun şu anda Google Play'de erken erişimde. Şu anda oyunu oynayabiliyorsunuz. Sadece bir server var. Şöyle göstereyim hatta server'ı. Daha şu ana kadar ikinci server'ı açmadılar. Gördüğünüz gibi birinci server'da devam ediyoruz. Erken erişimde olduğu için olabilir belki. Belki de ilerleyen zamanlarda ikinci, üçüncü server'lar açılır bilemeyeceğim. Dawn dizisini seyrettiyseniz biliyorsunuz bir sezon sürdü. İkinci sezonu daha gelmedi. Gelecek deniyor. Diziden de karakterler içeriyor. Oyunumuz gördüğünüz gibi bina yükseltmeli ve strateji tabanlı bir oyun. Açık dünyası olan bir oyun. Chapter'larla ilerliyoruz. Açık dünyada canavar kesiyoruz. Diğer oyunculara saldırıyoruz. Kaynak topluyoruz gibi strateji tabanlı bir oyun. Oyun ilerleyiş açısından güzel. Fakat dediğim gibi birinci server'da tıkılıp kaldığı için oyun. Şu anda oyuna başlasanız da birinci server'da başlayacaksınız ve adamlar uçmuş. İkinci, üçüncü, dördüncü server'lar açılır mı bilemem. Çünkü daha oyun erken erişim. Erken erişimde olduğu için belki de hani talebe göre, belki de oynayışa göre ikinci, üçüncü server'ı açacaklar. Tam bilemeyeceğim. Şu anda ben biraz oynadım, deneyimledim, test ettim. 8 level yaptım kaleyi. Oyunun görselleri, ilerleyişi. Oyun bana birazcık karışık geldi. Nasıl karışık geldi? Gördüğünüz gibi binaları kıpırdatamıyorsunuz. Yani binayı, şu askeri binaları yan yana koyup ya da diğer binaları yan yana koyup hareket ettiremiyorsunuz. Oyunun size verdiği yerlere koyuyorsunuz binalarınızı ve o şekilde ilerliyorsunuz. Kahraman çekilişi var. Her strateji oyununda olduğu gibi bir kahraman çekilişi yapıyorsunuz. Kahramanlarınızı geliştiriyorsunuz. Kahramanlarınıza level atlatıyorsunuz. Kıyafet takıyorsunuz. İtem takıyorsunuz gibi çok içerikli bir oyun. Dik ekran oynanıyor. Radar görevleri var gördüğünüz gibi. Şuradan radar görevlerini de yapalım. Hem de açık dünyadaki ilerleyişi görmüş olursunuz. Böyle askerlerimizi yerleştiriyoruz. Tier 2, Tier 3, Tier 4 askerlerle savaşıyorsunuz. Yine strateji oyunlarında olduğu gibi biliyorsunuz. Tier 1, Tier 2, Tier 3 askerleri var bunda da. Ve o askerlerin yani binayı yükselttikçe, asker basma binalarını yükselttikçe tier 3, tier 4 askerleri açıyorsunuz ve bir de askerlerle beraber gönderdiğiniz komutan mevcut. Komutanla beraber askerlerinizi böyle gönderiyorsunuz ve direkt canavar kesmeye gidiyor. Şuradan görevler üzerinden gidecek olursak burası da asker basma yeri. Gördüğünüz gibi tier 1 askeri buradan tier 2 askere dönüştürebiliyoruz şu şekilde. Hatta şuradayken bunlardan da yükselteceğimiz varsa burada tier 2'yi açmış mıyız? Yok, tier 1'i açmışız. Bunda da buna basalım. Şuradan da asker basalım. Seni de yükseltelim bakalım. Tier 2 yapalım. Aslında düşük yerli askerleri büyütelim. Şurası da ana binamız. Şöyle göstereyim. Burası da ana binamız. Buradan artık hangisini neyi istiyorsa oradan yükseltip binanızı 8, 9, 10 level yapıyorsunuz. Ve ana binanızı ne kadar çabuk geliştirirseniz oyunda da o kadar çabuk yerler açılıyor. Burada görevler mevcut. Günlük görevleri yapıyorsunuz. Günlük görevler üzerinden ilerliyorsunuz. Yine günlük giriş ödülleri var. Her oyunda olduğu gibi. Ücretlendirmeler, günlük girişler. Para harcamak istiyorsanız para harcayabiliyorsunuz. Şu şekilde. Bunları mesela toplayalım. Almışız. Hani bunları nasıl aldık onu da bilmiyorum. Dediğim gibi oyunu tanımak için, görmek için birazcık oynadım. Yani kaleyi 8 level'a getirdim. Buradan da günlük görevler üzerinden giriş ödüllerini alıyorsunuz. Günlük görevleri yapıyorsunuz. Asker basıyorsunuz. Yani bir araştırma binası gördüğünüz gibi. Buradan da artık ne yapıyorsunuz? Şöyle binaları daha fazla araştırma binası hızını yükseltiyorsunuz. Askerlerin tiyerlerini yükseltiyorsunuz. Veya şehrinizi geliştirmek için araştırmaları yapıyorsunuz. Buradan radar görevlerini yapıyorsunuz. Radar görevlerinde de şöyle gidelim. Hem de görmüş olursunuz ilerleyişi. Biraz efektler dış dünya yani açık dünya birazcık basit geldi bana. Dik ekran oynanıyor oyun. Dik ekran oynadığınız için bazen bazı dik ekran oynamayı seven arkadaşlar var. Eğer dik ekran oynamayı seviyorsanız bu oyun tam size göre. Şuradan bir radar görevi daha yapalım hatta. Şöyle bir ataklayalım. Riskli diyor ama basalım gidelim biz. Yine de görmüş oluruz. Riskimiz bizi kesmez. Biz her türlü dalarız. Deprem oldu bu arada. Strateji oyunu da seviyorsanız deneyebilirsiniz. Deneyimledim. Fena değil. Oynanır mı? Oynanır. Yani bir şans verilir. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni oyunlar, yeni oyun tanıtımları için kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.